Şimdi Ankara'ya bir uzanalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ee, Katar'a gidecek. Mısır Dışişleri Bakanı e, hafta sonu Türkiye'ye gelecek. Yani diplomasi trafiği e, oldukça hareketli sürecek. Ankara'daki son durumu, bu ziyaretlerin detaylarını, neler bekliyoruz diye soralım. Muhabir arkadaşım Mert Acale oldu bizi bekleyen isim Mert. Günaydın. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz. Günaydın, Elvacı. Katar'a gidiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Hafta sonu ise Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri Ankara'da olacak. O da Hakan Fidan'la bir araya gelecek. Görüşmelerin ana gündem maddesinin Gazze konusu olması beklenmekte. Özellikle bölgede Gazze'deki sivil katliamlar devam ediyor maalesef İsrail'in gerçekleştirmiş olduğu ve bunun artık bir son bulması için Türkiye'nin girişimleri devam edecek. Daha önce biliyorsunuz Kasım ayın dan sonra daha doğrusu İsrail'in saldırıları başladıktan sonra Mısır'a gitmişti ilk olarak Hakan Fidan. Aslında bir iadez ziyaret olacak bu Mısır Dışişleri Bakanının gelmesi ancak onun öncesinde Katar'a giriş oldukça önemli çünkü Katar'da Katar Başbakanı ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı olan El Sani ile bir araya gelecek Hakan Fidan bu görüşmede Gazze bölgesel konular ikili ilişkiler. Özellikle Gazze'ye insani yardım konularının ve tabii ki kalıcı ateşkesin sağlanması noktasındaki girişimlerinin olması beklenmekte. Öte yandan biliyorsunuz e, Başkent Doha'da Hamas yetkilileri de yer alıyor. E, Hakan Filan'ın Hamas yetkilileriyle yani İsmail Haniye gibi isimlerle de e, Doha'da bir araya gelmesi de bekleniyor. Bunu da belirtelim. Tabii ki yapılacak bu görüşmelerin ışığında ne gibi sonuçlar çıkacak ya da ne gibi yeni adımlar atılacak bunu net bir şekilde göreceğiz. Öte yandan ifade ettik hafta sonu dedik Mısır e, Dışişleri Bakanı Sami Şükri geliyor dedik. Sami Şükri'nin ziyareti de oldukça önemli çünkü... Gazze'lilerin refah sınır kapısı üzerinden dünyaya açılan tek kapısı o nokta Mısır üzerinden açılacak. E, Mısır'dan insani yardımların ulaştırılması noktasında biliyorsunuz Türkiye'nin girişimleri halen daha devam ediyor. El ariş Havalimanı üzerinden çalışmalar gerçekleştiriliyor. İfade ettiğim gibi İsrail'in saldırılarının başlamasının akabinde özellikle Hakan Fidan'ın gerçekleştirmiş olduğu Mısır ziyaretinin ardından hem insani yardımların ulaştırılması hem de Mısır ve Katar'ın da dahil olmasıyla birlikte esir takası noktasında önemli bir aşama kat edilmişti. İşte yapılacak bu ziyaretle birlikte de yapılacak görüşmelerle birlikte de her iki tarafla bir kontak halinde olunacak ve daha sonra bir bölgedeki çalışmaları ne yönde seyredeceğini daha net bir şekilde göreceğiz. Öte yandan Türkiye, özellikle Kuzey Gazze vatandaşlarının evlerini dönmeleri noktasındaki çabaları ve çağrıları da devam ediyor. Hı -hı. Bunu da belirtelim. Tabii bir yandan da. Evet. Gerginlik tırmanıyor İsrail ile İran arasında gerginlik tırmanıyor. Hı hı. Kimisi danışıklı dövüş diyor, kimisi gövde gösterisi diyor. Ancak tabii ki bu hususta Türkiye bölgede gerginliğin tırmandırılmaması noktasında itidal çağrılarını gerçekleştiriyor. Dışişleri Bakanı bu hususta İran Dışişleri Bakanı, İngiltere ve Amerika Dışişleri Bakanlarıyla hı hı. görüşmeler hı hı. gerçekleştirdi. Hatta CIA başkanının İbrahim Kalın, MİT başkanına evet. bir çağrısı vardı. Ara bulucu olun şeklinde. Peki. Bu nedenden dolayı Türkiye'nin rolü oldukça önemli. Bu görüşmelerde bu sebepten oldukça önemli bir yer tutuyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Cansu Teşekkür ederim sana ve Ankara bürodaki arkadaşlarımıza da.